Londra'daki ulusal galeride John Constable'ın yaklaşık 2 metre boyundaki bir tablosuna bakıyoruz. 2 metre, 19. yüzyıldaki manzara resimleri için pek de alışılmamış bir boyuttu. Resmin tarihinin 1821 olduğunu hemen ekleyelim. Resmin orijinal ismi peyzaj, öyle. Ama dünya çapında bu tabloyu herkes saman arabası olarak bilir. Resmin ana konusunu yani doğayı bu kadar büyük bir ölçekte gözler önüne sermenin ne kadar radikal bir şey olabileceğini bugün anlamak çok da kolay değil. Manzara resimleri Londra'da bulunan Kraliyet Akademisi'nin en az değer verdiği resim konularından biriydi. Bunun nedeni ise ressamın o an karşısında olan bir şeyin resmini yapıyor olmasıydı tıpkı portre gibi. Önemli tarihi konular Dini konular çok büyük ölçeklerde resmedilirken daha önemsiz olan konuları işleyen eserlerin mesela peyzaj resimleri ya da natürmortların boyutları çok daha küçük oluyordu. Constable son derece azimli bir şekilde bu resmi yapmış. Ki konunun çok sıkıcı bir şey olduğu düşünülürse bunun komik olduğunu bile söyleyebiliriz. Karşımızda Constable'ın büyüdüğü yer olan Stour Nehri'nden bir manzara var. Nehrin içinde bir saman arabası, arka planda çamaşır yıkayan bir kadın, havlayan bir köpek, tarlada çalışan işçiler ve öğle vakti gökyüzünü süsleyen bulutlar. Constable bu denli büyük bir tuvalle neyi amaçlamış olabilir? Constable'ın mülk sahibi bir babası vardı ve ailesi Suffolk'un durumu iyi olan ailelerinden biriydi. Resmin yapıldığı zaman arazilerin değersiz olduğu, tarla işçileri arasında da işsizliğin arttığı bir dönemdi. Sanayi devriminin ilk zamanlarıydı ve makinelerin insan gücünün yerini alacağı düşünülüyordu. Yoksulluk artmıştı ama resimde bunların izlerine rastlamak neredeyse imkansız. Peyzaj resimleri klasik, idealleştirilmiş bir şeyi sunan resimlerdir. Ama Constable bu resminde bunları yapmamış. Constable eğer kendisinden önceki resim akımlarına öykünmüşse bu akımın ya da geleneğin Hollanda peyzaj geleneği olduğunu söyleyebiliriz. el gibi ressamlardan söz ediyorum. Gökyüzünün tuvalde kapladığı alana bakar mısınız? Constable o dönemler yeni bir bilim dalı olan meteoroloji okumuştu. Hollanda resimlerinin bir başka özelliği yani günün belirli bir anını yakalaması da söz konusu. Hatta tablonun isminde bile öyle sözcüğü geçiyor. Bunlar akademinin tavsiye ettiği idealleştirme fikirlerinin tamamen tersi olan özellikler. Burada anlaşılması biraz zor olan üstü kapalı politik bir alt ögede var. İşçilere çok yakın değiliz, yüzlerini de görmüyoruz. Arka plandaki işçiler neredeyse doğayla bütünleşmişler. Doğanın sıkıntılı bir zaman geçirdiğini anlamamızı sağlayan Herhangi bir ayrıntı da görmüyoruz. Sanatçı yeni bir güzellik kavramı yaratıyor. Günlük hayatta çok önemli olmayan şeylerde bile bir güzellik bulmak. Bu kendi kişisel deneyimlerinde de ifade ettiği bir fikir. Bunun bu resmi romantik bir resim yaptığını söyleyebiliriz ve İngiltere'deki romantik üsluptan söz ettiğimizde kişisel ve duygusal bir sanattan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Constable'ın bu konuda sarf ettiği çok güzel kelimeler de var. Bir arkadaşına yazdığı mektupta diyor ki: "Değirmen barajlarından akan suyun sesi, söğütler, yaşlı ve çürümüş tahtalar, yosun tutmuş direkler ve tuğlalar." Bu ayrıntıları çok seviyorum. Resim yaptığım sürece buna benzer resimler yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bu resimler her zaman en çok sevdiklerim arasında olacak. En iyi resmettiklerim bana ait yerler. Resim benim için his ile eş anlamlı bir kelime. Stor kıyısında yatan her şeyi hep tasasız çocukluğumla ilişkilendiriyorum. Bu manzaralar beni ressam yaptı ve onlara müteşekkirim. Daha bir kaleme elimi dahi sürmemişken gözümün önünde hep o manzaralar canlanırdı. İşte bundan dolayı da bu resim Constable'ın çok sevdiği ve çok yakın olduğu ögeleri içeriyor diyebiliriz. Bu resim kendi deneyimlerini, anılarını içeriyor ve önemli bir tarihi ana da tanıklık ediyor. Sanayileşme ve şehirlerin büyümesi. Doğa, insanlar elini eteğini çektiği için anlam kazanıyor. Ya da en azından Kraliyet Akademisi'nde bu resmi görenler için durum bu. Burada gerçek bir nostalji var. Bu boyuttaki resimler her zaman iyi karşılanmıştır. Ancak bitiş içermedikleri için de eleştirilmişlerdir. Bu da o dönemki akademi resimlerinde görülmeyen bir durumdu. Akademi resimlerinde her şeyin pürüzsüz bir şekilde boyanması, yani sanatçının tabloya elinin değdiği hissinin olmaması gerekiyordu. Constable burada gördüğü ve deneyimlediği doğanın dokularını aktarabilmek için bilerek pürüzlü bir yüzey yaratmış. Örneğin boyanın sudaki akıntılarda aktığı hissine kapılmamak elde değil. Kümelenmiş bulutların hareketleri de öyle. Resim kompozisyonu ele alındığında geleneksel bir resim olarak da değerlendirilebilir. Sağ alt köşeden başlıyoruz ve sol üst köşeye doğru yönlendiriliyoruz arkadaki aydınlık tarlalara uğrayıp yukarıdaki bulutlarda son buluyoruz. Burada Constable'ın bize sunduğu bir kurgu da var. Bu bir nehirden alınan bir görüntü gibi görünse de sanatçının tabloyu Londra'daki stüdyosunda dikkatli bir şekilde kurguladığını söyleyebiliriz. Sanatçının dışarıda yaptığı yağlı boya çizimlere bakarsak bu ona ait bir anının, deneyimin ve yeteneğin adeta süzgeçten geçmiş bir hali